Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre Türkçe denemesinin dördüncüsünü çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Bakalım. Anadolu coğrafyası, jeopolitik konumu ve nokta nokta verimli topraklar münasebetiyle tarihin her döneminde nokta 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 bir yerleşim yeri oldu. İfadelerine bakmamız yeterli. Bakın arkadaşlar, buradan savaş gören bir yerleşim yeri oldu olmaz. Önem verilen olabilir. Göç edilen olabilir. Arzu edilen olmaz. Rağbet gören olabilir. Şimdi birinci sözcüğe bakalım. Jeopolitik konumu ve nokta nokta verimli topraklar münasebetiyle demiş. Elde ettiği verimli topraklar olmaz. Sağladığı verimli topraklar olmaz. Sahip olduğu olacak arkadaşlar. Artık o coğrafyada yaşanıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz edilen öykülerin farklı bir niteliği belirtilmiş olur demiş. Bakalım. Genç kızların dokunaklı hayatlarını melodram kolaycılığına düşmeden öyküleştiren ve parasız yatılı Benim Sinemalarım adlı hikaye kitaplarının yazarı olan Firuzan, Türk öykücülüğünde yol açıcı bir öncü olmayı başarmış, nokta 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 öykülere imza atmıştır diyor. Bakalım, eskimeyecek, güncel, kalıcı, zamana direnebilecek, unutulmayacak. Arkadaşlar bakın, A, C, D ve E aynı anlama geliyor. Güncel bunlardan farklı olduğu için doğru cevabımız da nedir? B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada geçen ezber roman tekniğini bozmak sözüyle Tanpınar'ın romanlarının hangi yönü vurgulanmıştır diyor. Ahmet Hamdi Tanpınar roman, hikaye, şiir, deneme, edebiyat tarihi gibi pek çok alanda eser vermiştir. Tanpınar romanlarıyla edebiyatımıza damga vurmuştur. Tanpınar'ın romanları ezber roman tekniğini bozmuş, Türk romanına farklı bir soluk getirmiştir diyor. Arkadaşlar, ezber bozduysa bu ne yapmıştır? Kuralların dışına çıkmıştır. Dolayısıyla da herkesten farklı yeni şeyler ortaya koymuştur diyebiliriz. Bakın, kapalı bir anlatıma sahip olmak olmaz. Popüler roman anlayışından uzak durmak belki olabilir ama farklı bir soluk getirdi dediği için bu da olmaz. Klişeleşmiş roman yöntemlerinin dışına çıkmak bu olabilir dursun. Bütün anlatım tekniklerini dışlamak olmaz. Oldukça farklı konulara yer vermek olmaz. Arkadaşlar doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Klişeleşmiş roman tekniklerinin dışına çıkıyor. Özgünlüğünü yakıyor. Farklı bir soluk getiriyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C olacaktı. Dördüncü soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş. Tek düze demiş arkadaşlar. Tek düze nedir? Sıradandır. Aynı zamanda arkadaşlar monotondur. Değil mi? Hep aynı olanı anlatır. Bunu anlıyoruz biz. Bakalım. Günümüzdeki monoton yaşam birçok insanın psikolojisinin bozulmasına yol açıyor. Tek düze, monoton aynı anlama geliyor. Elemiş olduk. Kendisini aynen tekrarlayan, bir yenilik getirmeyen ve başkalarına öykünen biridir. Bakın, aynen tekrarlayan, yenilik getirmeyen, başkalarına öykünen tek düzedir. Bunu da elemiş olduk. Düzenli ama hep aynı olan bir yaşamı sürdürmek bana göre bir şey değil. Bakın, hep aynı olan demiş. Tek düzedir bu da. Bunu da elemiş olduk. Son yıllarda yaşam kalitesini artırmak için birçok bilimsel araştırma, çalışma yapılıyor. Dursun bu. Büyük şehirlerdeki insanların her gün aynı şeyleri yapması, değişmeksizin yaşaması şaşırtıcıdır. Bunlar da tek düzeliğe düşmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Beşinci soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Vampirlerle ilgili mitleri derleyip toplayan ve heyecan uyandıran bir olay örgüsüyle okuyucuya aktaran ilk edebi eserin İrlandalı yazar Bram Stoker'un kaleme aldığı Dracula olduğu kabul edilir demiş. Vampirler ilk kez İrlanda coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Böyle bir şeyden kesin olarak bahsetmiyor. Elemiş olduk. Dracula, Bram Stoker'un kaleme aldığı ilk eserdir demiş. Bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Vampirlerle ilgili olaylar önce Bram Stoker aracılığıyla edebiyat yapıtlarında yer almıştır diyor. Evet arkadaşlar bakın, okuyucuya aktaran ilk edebi eser Bram Stoker'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Kesin olarak çıkabiliyor bu yargı. Altıncı soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın, Parker
Güneş sondası 12 Ağustos tarihinde bir gün gecikme ile Florida'dan Güneş'e doğru yola çıktı. Tarihte Güneş'e en çok yaklaşacak olan ilk girişim olan uzay aracı Güneş yüzeyine 6,2 milyon kilometre yaklaşacak ifadesinin anlamlı birleşmiş haline bakacağız. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda bakın tarihte Güneş'e en çok yaklaşacak ilk girişim olan ve Güneş yüzeyine 6,2 milyon kilometre yaklaşacak olan Parker Güneş sondası 12 Ağustos tarihinde bir gün gecikmeyle Florida'dan Güneş'e doğru yola çıktı ifadesi bu parçayla tam bir şekilde birleştiği için doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. 7. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ünlü düşmesinin sebebi ötekilerinden farklıdır demiş. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Bakın arkadaşlar burada I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Yalından yalnız olmuş. Dolayısıyla sözcük türerken arkadaşlar ünlü düşmesi olmuş. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır derken yine buradaki I ünlüsü kıvırmaktır kelimenin kökü. Kıvırmaktan kıvrılmak olmuş. Türerken düşmüş. Alsa buz gibi taşlar alnımdaki bu ateşi derken arkadaşlar bakın kelimenin kökü alındır. Benim alnım dersem iyelik ekidir arkadaşlar. Dağ bulunma hal ekidir. Ki de arkadaşlar nedir? Sıfat yapan ki'dir bu da. Dolayısıyla burada yapım eki alırken değil de çekim eki alırken düştüğünü görüyoruz. D seçeneğinde kıvrımları demiş. Yine kelimenin kökü kıvırmaktır. Kıvırmaktan kıvrım olmuş, yapım eki almış. Bu da türerken düşmüş. Büklüm büklüm burulur ifadesinde ise kelimenin kökü bükülmektir. Ü ünlüsü düşmüş. Bükülmekten büklüm olmuş. Bu da türerken ünlü düşmesine uğramış. Farklı olanı sormuştu. C seçeneğinde yer alan alnımdaki ifadesinde ünlü düşmesi çekim eki aldığından dolayı düşmüştür. Bundan dolayı da cevabımız C'dir arkadaşlar. 8. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiildir diyor. Gelmişim derken bakın arkadaşlar buradaki miş nedir? Duyulan geçmiş zaman ekidir. Doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci sözcük ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isimdir diyor. Yorgun isim köküdür. Şuradaki eki arkadaşlar nedir? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zamanıdır arkadaşlar. Bundan dolayı B de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Üçüncü sözcük geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir diyor. Bakalım şuraya bir yatak ser ifadesinde arkadaşlar sermek zaten fiil köküdür. Geniş zaman ekiyor. Bu nedir arkadaşlar? Emir kipiyle çekimlenmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir diyor. Yağmurluk mu alacaksın? Burada arkadaşlar nedir? Nesnedir bakın. Yağmurluk alacağım dersem alacağım yüklem kim ben ne yağmurluk. Burada yağmurluk sözcüğü nedir? Belirtisiz nesnedir. Dün kar mı yağdı? Bakın yağdı yüklem yağan ne? Kar. Burada arkadaşlar nedir bu? Özne görevindedir. Yine başın mı ağrıyor? Ağrıyor yüklem. Ağrıyan ne? Senin başın öznedir arkadaşlar. Antalya mı bunu düzenliyor? Düzenliyor yüklem. Düzenleyen kim ya da ne? Antalya özne. Çocuklar mı içerideydi? İçerideydi yüklem. İçeride olan kim? Çocuklar özne. Görmüş olduğunuz gibi diğerlerinden farklı olan nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. A seçeneğinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir. 10. soru. Bu cümledeki altı çizili bölümle anlatılmak istenen cümle türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Orhan Pamuk romanlarında düşündüğü ve inandığı gibi yapar. Uzun ve ağır cümleleri okuyanı biraz yorar ve şaşırtıcı okuyucu cümlede yüklemi olması gereken yerde boşuna arar demiş. Yani yüklem sonda değilmiş arkadaşlar. Bundan dolayı bu cümle nedir? Devrik cümledir. Devrik cümle zaten A seçeneğinde var. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Sıfat tamlaması özne görevindedir demiş. Öğrenir yüklem. Kim öğrenir? Küçük kız. Küçük kız nedir arkadaşlar? Öznedir. Kız isim nasıl kız? Küçük kız. Küçük sözcüğü burada da niteleme sıfatındadır. Özne sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. Soru zamiri vardır diyor. Bakalım var mı soru zamiri? Ne olduğunu öğrenir demiş. Buradaki ne arkadaşlar? Soru zamiridir.
Bundan dolayı biz B seçeneğini dilemiş oluruz. Türemiş bir sözcük durum zarfı görevindedir diyor. Peki bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın nasıl öğrenir? Gizlice durum zarfıdır. Gizden gizli olmuş, gizliden gizlice olmuş. İki tane ne almış? Yapım eki almış. Bu da türemiştir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yüklemi nesnesine göre geçişsiz bir fiildir demiş. Bakalım. Yüklemin başına onu getirelim. Onu öğrenir dediğimde anlamlı oldu. Nesne alabiliyor. Nesne alabildiği için arkadaşlar bu geçişsiz değil. Nedir? Geçişlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci dize öznesine göre edilgendir demiş. Edilgen olabilmesi için L ve N ekini alması lazım. Yüklemde bildirilen işi yapan öznenin belli olmaması gerekiyor. Ben geldim. Geleli açmadı gökler ifadesinde bakın açmadı yüklem. LN ekimiz var mı? Yok. Peki açmayan ne? Gökler. Gerçek özne var arkadaşlar. Bundan dolayı da bize yanlış olanı sormuştu. Yanlış olan A seçeneğidir arkadaşlar. Burada edilgen bir özne bulunmamaktadır. Etken bir özne bulunmaktadır. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen ve yakınılan duruma örnek verilemez demiş. Bakalım. Bazı roman veya hikaye yazarları bir sözcüğün anlam inceliğini bilmediği için onu gelişigüzel kullanarak dil yanlışı yapıyor. Bu tarz eserleri okudukça dil zevkimin köreleceğinden korkuyorum. Bu tarz eserlerin yazarlarının bu durumdan kurtulması için mutlaka sözlük karıştırıp o sözcüklerin anlam inceliğini öğrenip birbiriyle karıştırmaması gerekir. Yazmak yani okuyucuya seslenmek dile hakim olmayı gerektirir. İfadelerine baktığımızda ağaçları çok seven arkadaşım Kamil içinde bulunduğu günün kıyamet dahi olsa fidan ekeceğini söylüyor ifadesinden bakın. İçinde bulunduğu gün demiş zaten bulunuyorsa içindedir arkadaşlar buna gerek yoktu o yüzden A'yı elemiş oldu. Yine 10 Kasım 1910 yılında doğan Ayşe demiş. 1910 yıl zaten buna gerek yoktu arkadaşlar. Yüzbaşı Ahmet yüzünden cephede başarılı olduğumuzu taburdaki hiç kimse inkar etmiyordu ifadesinden. Başarılı olmuşlar yüzünden ifadesini kullanmış. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. İki grubun birbiriyle ikilem yaşaması Ali Efendi'yi çok zor durumda bırakıyordu ifadesinde ise zaten ikilem yaşıyorsa iki grup birbiriyle olur. Bunun kullanılmasına gerek yoktu. Bunu da elemiş olduk. Tatilde saçları oldukça uzayan Mert sınıftan içeri girdiği anda bütün gözleri kendisine çevrilmiş buldu ifadesi. Böyle bir kullanım olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım Anadolu uygarlıkları doğru. Kapsüllerine doğru. Koleksiyonunda doğru. Yurt dışı ayrı yazılır doğru. 300 objeye demiş. Arkadaşlar sayılar nasıl yazılır? Ayrı yazılır çek ve senet haricinde. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 olacaktı. Yani A seçeneği. 15. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Arada kalmak, gözden kaçmak, unutulmak. Bakın bir şeyleri sıralıyor arkadaşlar ve ondan sonraki cümle büyük başladığı için buraya ne gelir? Sıralama yaptığı için 3 nokta gelir. Doğa ile ilişkilendirildiğinde bu kelimeler nasıl da aksine dönüşür, virgül, olumlu anlamlar kazanır. Burada nokta olması gerekiyordu. 3 nokta, virgül, nokta olacak. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım birinci sözcük kökü isim olan bir zarf fiildir demiş. Bakalım arkadaşlar yaşarmadan ifadesinde kelimenin kökü yaştır, isim köküdür. Şuradaki madam meden de arkadaşlar nedir? Zarf fiildir. Bundan dolayı bir doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci sözcük geniş zamanla çekimlenmiş, türemiş bir fiildir diyor. Bakalım bakmak fiil köküdür. Bakabilirim olur arkadaşlar. Buradaki a ebilmek sözcüğünün olumsuz biçiminde kullanılmış şeklidir. Geniş zamanla çekimlenmiştir. Doğrudur. Fakat türemiş değil arkadaşlar. Buradaki sözcük nedir? Birleşik bir fiildir. Ebilmek fiilinin olumsuz olduğu için kurallı bileşik fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında
yanlışlık vardır diyor. Bakalım, psikolog arkadaşlar doğru yazılmıştır, eledik. Hiçbir önem demiş, belgisiz sıfat, bu da doğru yazılmıştır, bunu da eledik. Taşımayabilir demiş, kurallı bileşik fiil, bu da bitişik yazıdır, bunu da eledik. Söz gelimi demiş, arkadaşlar söz gelimi de yine nasıl yazılacak? Ayrı yazılacaktır. Bundan dolayı doğru cevabımız da 4 olan D seçeneğidir. 18. Bu paçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Bakalım. Avustralya demiş. Doğru arkadaşlar. Seyahat doğru. KKTC'nin bu da doğru. Direkt uçuş demiş. Arkadaşlar bu direkt değil. Bakın direkt olacak. Sonunda T olacak. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? Yine D seçeneği olacaktır. 19. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım. Arkadaşlar bakın tanımaktan gelir. Tanımak nedir? Fiil köküdür. Bilmek yine fiil köküdür. Ummak yine fiil köküdür. Başladığım derken baş nedir arkadaşlar? İsim köküdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangisi dışta kalır demiş. Bakın arkadaşlar cümleleri okuduğumuzda sıralama şu şekilde olacaktı. Bu 1 olur arkadaşlar. Daha sonra ise bu 2 olur. Bu 3 olur arkadaşlar. Bu da 4 olur arkadaşlar. Dışarıda kalan ise arkadaşlar 5 olur. Çünkü diğer cümlelerde dil ve anlam bütünlüğü sağlamadığı için 5 numaralı cümle dışta kalır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 21. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Arkadaşlar cümleleri okuyalım. Sivas'ta 2005'ten beri Sivas Alpin Doğa Spor Kulübü tarafından Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buzaltı dalış etkinliği gerçekleştiriliyor. İstanbul, Edirne ve Sivas illerinde doğa ve dalış sporları ile ilgili faaliyet gösteren 3 kulübün üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Tödürge Gölü'nde buluştu. Testere ve baltalarla kalınlığı 20 santimetreye ulaşan buz yüzeyde üçgen şeklinde 50 metre mesafede iki ayrı dalış kapısı açıldı. Toplam 26 doğa sporu tutkunu soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buz tutan gölün 40 metre derinliğine ulaşan ortasına kadar yürüdü. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra dalgıçlar üzerlerine giydikleri özel dalış kıyafetleriyle ve kılavuz ipler eşliğinde 0 derecedeki suya 10 dakika süreyle dalış gerçekleştirdi. Bakın arkadaşlar biz 3 ve 4 numaralı cümlelerin yerlerini değiştirdiğimizde özellikle şurada bakın 3 kulübün üyeleri her yıl olduğu gibi bu yılda Tödürge Gölü'nde buluştu. Toplam 26 doğa sporu tutkunu buluşmuş arkadaşlar burada. Aynı zamanda şurada yer alan önlemler alındıktan sonra dalgıçlar üzerlerine giydikleri özel kıyafetleriyle demiş. Bakın burada da üçgen şeklinde 50 metre mesafede iki ayrı dalış kapısı açıldı diyor. Dolayısıyla 3 ve 4'ün yer değiştirdiğimizde paragrafın daha anlamlı bir bütün olduğunu, dil ve anlam bütünlüğünü sağladığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 22. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre Firuza'nın öykülerinde canlandırdığı kız çocuklar da beni derinden etkilemiştir cümlesi getirmelidir. Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Edebiyatın içindeki çocuk kahramanlar kalıcı izler bırakır çoğumuzda. Bakın burada bir kalıcı izler ifadesi var. Galiba alttaki cümlede de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Derinden etkilemesi bu kalıcı izlerin belirtisidir. Dolayısıyla arkadaşlar biz 2 numaralı yere bu cümleyi getirebiliriz. Bundan dolayı da cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. 23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Tek bir üsluba ve tutuma saplanmadan anlatımı neyi öngörüyorsa ona uygun bir dil oluşturan sanatçı çalışmaları için gerektiğinde figür dilini ya da soyut bir anlatım dilini seçer. Tekrar tuzağına düşmeden meseleye uygun yeni teknikler farklı resimlere yönelir. Her ne kadar soyut resim yanlısı olmasa da sanatçı eğer resmin bütünü içinde anlatıma güç katıyorsa dili zenginleştirmesi adına soyut ögeler kullanmaktan kaçınmaz. Doğal olarak onun resimleri bilginin soğuk, mesafeli yapısına özenmeden bir bilgi nesnesi olarak var olurlar. Günümüz insanının yapay ilişkilerini, aldatmacılarını, insanın insana, çevresine ve giderek kendisine yabancılaştığı bir ortamda yaşadıklarını konu edinir resimlerinde ifadesinde.
Bakın arkadaşlar, anlatımın akışını bozan cümledir. 5 numaralı cümledir arkadaşlar. Çünkü burada farklı bir konuya geçiş yapmış. Üstteki cümleler dil ve anlam bütünlüğü bakımından birbiriyle uyumlu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 24. soru, bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım, günümüzde eğitim sadece bilgileri alma ve zihne yerleştirme işlemi değildir. Bilgileri anlamadan zihne yerleştirmek mümkün değildir. Sorgulama yapmadan bir bilgiyi derinlemesine anlamak ve öğrenmek mümkün değildir demiş. Arkadaşlar bakın, bundan sonrası teferruat kalıyor. Seçeneklere bakalım. Sorgulama, öğrencinin zihin yapısında önemli gelişmeler meydana getirmektedir. Cümlede daha önce hiç öğrenciden bahsetmedi, bunu elemiş olduk. Bu nedenle öğrencinin zihinsel şemasını düzenlemesi için sorgulamaya ağırlık verilmelidir. Önceki cümlede hiç öğrenciden bahsetmediği için bunu da eleriz. Bunun için sorgulama tek ölçüttür. Böyle bir şeyden bahsetmiyor, tek ölçüt olduğundan bunu da elemiş oluruz. Bu süreçte sorgulamanın büyük rolü vardır. Bu olabilir arkadaşlar, dursun. Oysa öğrenme davranışların değişmesidir demiş. Daha çok sorgulamadan bahsettiği için bu da olmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 25. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Arkadaşlar, boş bırakılan yerin öncesini ve sonrasını okumamız lazım. Bazen de daha öteye geçip bilim sanata zıt bir kavrammış gibi anlaşılabilir. Oysa gerçekte nokta 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 bilim tarihine bakıldığında bu durum özellikle bazı dönemlerde daha belirgin olarak gün yüzüne çıktığı görülebilir demiş. Parçamıza baktığımızda insanın olduğu her yerde hem bilim hem de sanat vardır. Hem sonrası hem de öncesiyle olmuyor arkadaşlar. Her ikisi de yeni bilgi, bulgu ve keşiflere ulaşmayı hedefler. Bu da olmaz. Kültürlerin iki ögesi olan sanat ve bilim arasında geçmişte olduğundan farklı, daha karmaşık bir ilişki gözlenmektedir. Bu da olmaz. Birçok kesişme noktasına bağlı olarak sanat ile bilimin kardeşliği söz konusudur denebilir. Bakın burada da oysa diyerek bu zıt durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da nedir? D seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu paragrafta yazarın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisiyle çelişir demiş. Bakalım. Çocukları ve gençleri günün edebiyatının yepyeni ve birbirinden güzel yapıtlarından yoksun bir eğitimle karşı karşıya bırakmak, onların aydınlanma sanatı ve çağını tanıma hakkını elinden almak değil de nedir? Yıllar akıp giderken Türkçe ve edebiyat kitapları düne öylesine çakılıp kalmıştır ki onları okurken kendinizi bir mezarlıkta geziniyor sanabilirsiniz. Elbette yadsınmaz değerlerimizdir onlar ama eğitim ve öğretimin temel kaynağı olan kitapların yalnız onlarla sınırlı kalması, bugün kullanılmayan kimi ölçülerin ve kalıpların ezberletilmesi, çağdaş sanatın uzağındaki yeni kuşakların edebiyattan soğumasına neden olduğu da bir gerçektir. Arkadaşlar, parçada günümüz eserleriyle gençleri buluşturmaktan bahsediyor. Buna bakmış olacağız. Kalıcı eserlerin gençlerle buluşmasından bahsediyor genel itibariyle. Bakalım, ders kitaplarındaki çoğu kullanım dışı olan edebiyat bilgileri öğrencileri ürkütüyor. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Geçmişten yararlanıldığı için bunu elemiş oluruz. Öğrenme güçlüğü nedeniyle hep bilinmez kalan kimi edebiyat bilgileri öğrencilerin sanattan, edebiyattan uzaklaşmasına neden olur. Burada da uzaklaşmaktan bahsediyordu. Bunu da elemiş oluruz. Öğrencilere çağdaş yazar ve yapıtları tanıma olanağı sunmamak, onların bilgilenme, sanatsal gelişimleri takip etme ve devrini tanıma hakkını elinden almak demektir. Zaten vermek istediği duygu ve düşünce bu. Bunu da elemiş oluruz. Bize çelişeni sormuştu, hatırlayın. Klasik niteliği kazanmış veya kazanmamış yazar ve yapıtları yüzyıllar geçse de gençlerle buluşturmak önemli bir sorumluluk ve görevdir demiş. Arkadaşlar, bu parçada yazar gençleri o kalıcı olan eserlerden kurtalıp çağdaş, modern eserlerle buluşturmak istiyor. Bundan dolayı da D seçeneğiyle çelişmiştir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. 27. soru. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine yarım okuyacağım arkadaşlar. Anne baba çocuk üçgeninde gelişen sevgi bağları sonuçta çocuğun dünyaya, çevresini kuşatan mekana derin sevgi bağları geliştirmesini ve bu mekanı tanımak için sonsuz bir merak duygusu uyandırmasını sağlar. Bakalım. Her çocuk içinde bulunduğu toplum ve kültürden etkilenir. Değil arkadaşlar. Aidiyet duygusu bir yerlere, bir şeylere ait olma isteğidir.
bu da değil. Güçlü sevgi bağlarına sahip bir çocuk, evrene ve içinde bulunduğu coğrafyaya büyük bir sevgi besler. O coğrafyayı araştırmaya ilgi duyar ifadelerinden biz asıl vurgulanmak istenen duygu ve düşünceyle örtüştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacaktır. 28. Diyerek kendini tanımlayan yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez demiş. Parçamıza bakalım. Beni gerçekten tanıyan kime sorarsanız sorun, benim ne kadar iyi huylu, yumuşak biri olduğumu söylerler. Hep selamlaşırız. Benim yazar olduğumu bilmezler. İki konuşurum, üç konuşurum. Çocuk benim arkadaşım olur. İnsanları severim, canlıların hepsini severim. Ağaç, çiçek, hele hayvanlar. At, köpek, kedi, kuşlar. Arkadaşlar, biz bu parçaya baktığımızda nitelendirilmez demiş. Bunun alçak gönüllü olduğunu söyleyebiliriz. Sevgi dolu olduğunu söyleyebiliriz. Cana yakın olduğunu söyleyebiliriz. Güzel karakterli biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar insan sarrafı olduğu bu parçadan çıkmaz. Bundan dolayı da cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 29. Bu parçaya göre bahsedilen kitabın baş kahramanı doktor ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez demiş. Bakalım. Alper Akçam'ın romanı Geçmiş Bir Zamandı. Kendisi gibi hekim olan yazarın anılarından olursa da aslında memleketi Ardahan'ı, doğduğu Ölçek köyüne bir güzelleme. Romanın baş kahramanı doktor aslında alışılmış kahraman portresinin dışında. Korkularıyla baş etmeye çalışan, bir yandan inandığı doğruları savunurken bir yandan da kendini sürekli eleştiren, karşıt düşüncelerin de haklı olabileceğini araştırıp anlamaya çalışan ama korkularını yenmeye uğraşan, inançlarından taviz vermeyen biri demiş. Bakalım. Şimdi seçeneklere baktığımızda arkadaşlar öz eleştiri yapan demiş. Biz bunu nerede anlarız arkadaşlar? Bakın kendini sürekli eleştiren demiş. Buradan A seçeneğini eleriz. Ön yargılı olmayan demiş. Arkadaşlar şurada da karşıt düşüncelerinde haklı olabileceğini araştırıp anlamaya çalışır demiş. Buradan da biz B seçeneğini çıkarırız. Bunu denemiş olduk. Burnunun dikine giden demiş. Bu sanki yok gibi dursun. Kaygılarının üzerine giden, bakın korkularını yenmeye uğraşan demiş. Buradan da D seçeneği çıkar. Bunu denemiş olduk. İnandığı düşüncelere bağlı olan demiş. Bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bu da inandığı doğruları savunur ifadesinden E seçeneği çıkıyor. Bunu denemiş olduk. Burada olmayan söylenemeyecek şey burnunun dikine gitmesi. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu parçada anlatılanlara ilişkin yargılardan hangileri çıkarılamaz demiş. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda bakın güncel sanat olaylarını anlamada sanatçıları çözümlemenin en rahat yöntemlerden olduğu çıkıyor arkadaşlar. Şuraya bakarsanız onları gerçekleştiren ve özümseyen bireylerin ele alınmasıdır ifadesine kadar biz biri çıkarabiliriz arkadaşlar. O yüzden biri elemiş olduk. Yine sanatın bir takım aşamalardan geçerek günümüze geldiği ifadesini görüyoruz. Bu nerede var? Bu da sosyal, politik, ekonomik ve düşünsel evrelerden geçerek günümüze kadar gelmiştir diyor. Buradan da 2'yi çıkartırız arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. 4 numarada yer alan çağdaş sanatın değişik üslup ve yaklaşımlara sahip olmakla birlikte gelenekle bağını bir şekilde sürdürdüğü demiş. Peki bu nereden çıkıyor? Bakın bu da şuradan itibaren aldığımızda sanat eserleri her ne kadar kendinden önceki anlayışı yadsımış, yani kabullenmiş olsa da onu kendinden ayrı tutmak isteğini kökensel anlamda yapamamıştır diyor. Buradan da bunu çıkarırız. Dördü çıkarırız. Bu parçadan arkadaşlar çıkarılamayan 3 numaradır. Modern sanat anlayışının klasik sanat anlayışından kopuşu ifade ettiği çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sevinç Çokum'un kahramanlarından birine ait bir konuşma değildir demiş. Bakalım. Sevinç Çokum'un öykülerinin çoğu yitip giden güzellikleri gündeme getirir. Ona göre her şey, tüm güzellikler geçmiştedir. Çevrede insanın tutunacağı hiçbir şey kalmamıştır. Yaşanan andan, yerden mutsuz olan kahramanlar doğdukları, büyüdükleri kasabalara, köylere dönerek bir zamanlar orada yaşadıkları güzellikleri bulmayı umarlar. Ne var ki yaşadıkları sokaklar, köyler, kasabalar tümüyle değişmiş, güzellikler zamanın hoyrat ve acımasız çarkında öğütülmüştür. Geriye bir tek anılar ve sesler kalmıştır. İnsanlar ancak onlara tutunarak yaşama katlanmaya çalışırlar ifadelerinden arkadaşlar. Biz eskiden her evin bir köşesinde olurdu. Şimdi İstanbul'un neresine bakarsan tıklım tıklım dükkan ev. Bakın eskiyle yeniyi karşılaştırmış.
Bu olabilir arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Namlu gibi pencereler, karanlık pencereler, afişler, bombalı pankartlar, duvar yazıları. Bu sabah kimler öldürülecek? Hangi kapılar çalınacak? Dursun bu. Rengi belirsiz yapı yığınları, duvarlar, damlar. Her şey eskiyor, yenileniyor, çürüyor, atılıyor. Tıpkı bit pazarı malı gibi. Eski ve yeni arkadaşlar bu da olur. Bunu da eledik. Nerede kaldı artık yoksullara isyan edilmeyen o sokaklardan geçen satıcılar? Yoğurtçuların çıngırakları, bir eski ceket karşılığında mandal veren eskici. Bu da eskiye duyulan bir özlem var. Bu da olur. Bunu delemiş olduk. Kapıların önüne kilim sermiş oturmuş, iç çeken, gülen, kahve içen bir sürü insan geçiyor gözümün önünden. Masallı leblebili bakmıyor çeşmi siyahlı bayram geceleri hatırlıyorum ifadesinden. Bu da eskiye duyulan bir özlem var. Bunu denemiş oluruz. Dolayısıyla Sevinç Okum'un kahramanlarından birine ait olmayan konuşma arkadaşlar B seçeneğidir. Herhangi bir eski duygu ve düşünceden bahsetmediği için. 32. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine son kısma bakıyorum arkadaşlar. Ancak yazar duygu ve düşüncelerini gizlemiş, geri plana çekmiş, anlattığı kişinin gerçeklerine bağlanmış. Yazar çeşitli bölümlerde kendisi de devreye girmekte, anlatımı yönlendirebilmektedir. Ama bunu yaparken kendi adına konuşmakta, kendini kahramanın yerine koymadan gerçekleştirmektedir. Bakın arkadaşlar, biz parçaya baktığımızda yazarın anlatı seçimini aktaracağı duygulara göre belirlediği olmaz. Bakış açısı değişikliğinin anlatıyı farklı boyutlara taşıdığı bu da olmaz. Kurmaca metinlerin seçilen kişilerin bakış açısından, duygu ve düşüncelerinden oluştuğu demiş. Arkadaşlar burada tam da bundan bahsediyor. Bakın bunu yaparken kendi adına konuşmakta, kendini kahramanın yerine koymadan gerçekleştirmektedir diyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 33. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Kişileştirme diyor arkadaşlar. Bakın kuşların inatla cıvıldaması, inatlaşmak insana ait bir özelliktir. Dolayısıyla buradan A seçeneğini çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Öznellik demiş. En güzel örnekleri gözleniyor demiş. Kime göre güzel, neye göre güzel? Bu da öznelliktir arkadaşlar. B'yi elemiş olduk. Eksiltili cümle diyor. Bakın burada 3 nokta var. Eksiltili cümle olduğunun bir göstergesidir. C'yi elemiş olduk. Niteleyici sözcükler niteleme sıfatlarıdır. Bekleyen ağaç kakanlar niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Bağıran serçe yavruları demiş. Bağıran sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat bu paragrafta arkadaşlar herhangi bir deyim olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneğidir. 34. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Metnimize bakalım. Türkoloji çalışmaları incelenmemiş, metinlerin düzenlenip yayınlanmasıyla sınırlı olmamalı. Dil bilgisi kitaplarında yer almayan birçok konu çağdaş dil bilimi yöntemleriyle incelenmelidir. Türkçenin ses bilimi, anlatım özellikleri, kalıplaşmış anlatımları, biçem, köken bilgisi, dil bilimin yeni bulgularıyla incelenebilir. Bunun gibi çağdaş dil bilim yöntemlerinin sözlük yapımında kullanılması da önem taşımaktadır. İkinci parçada bu da kanımca önemli bir konu. Çağdaş dil bilim terim ve kavramlarının ilkokuldan başlayarak Türkçe öğretiminde yerini alması dil bilincimizi geliştirecektir. Dil olgusunun orta öğretim öğrencilerine yeterince tanıtılması için lise düzeyinde hiç değilse seçmeli olarak dil bilim dersleri konulması yararlı olabilir. Türkçe kullanımında her düzeyde eksiklikler var. Türkçe eğitim ve öğretimindeki eksikliklerin giderilmesinde çağdaş dil bilim verilerinden yararlanılması tutarlı bir dil görüşüne ulaşılmasını sağlayabilir demiş. Bakın arkadaşlar, biz her iki paragrafı değerlendirdiğimizde özellikle ilk paragrafta şu kısmı aldığımızda buraya kadar olan kısımda İkinci paragrafta da ise hem altı çizili yer hem de ilkokuldan başlayarak arkadaşlar şu kısma kadar olan yeri aldığımızda şuraya kadar olan yeri aldığımızda biz doğru cevabın C seçeneği olduğunu görebiliriz. Dil bilimin Türkoloji ve Türkçe öğretimleri konularına ne gibi katkılar olabilir? Burayla uyumlu arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Okullarımıza dil bilim dersleri konulması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu da kanımca önemli bir konu diyerek devam ediyor. Bu da bununla uygundur. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 35. soru.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Barınma insanların en önemli gereksinimlerinden biridir demiş. Bunu nereden anlıyoruz? İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır demiş. Buradan A seçeneğini çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Barınmada güvenliği sağlamak birinci derecede önemli olmuştur diyor. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bizi tehlikeli dış faktörlerden koruyacak bir yer bulmak olmuş elbette ifadesinden B seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu denemiş olduk. Yuva kişiselliğin en fazla ortaya çıktığı bir alandır demiş. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şuradan itibaren değerlendirdiğimizde bakın şuraya kadar olan kısımdan bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Bundan dolayı da buradan C seçeneğini demiş oluruz. Ev veya yuva ortamında bireyler birbirlerinin yanlışlıklarını hoş görür. Dursun bir arkadaşlar bu. Ev ve yuva yazınsal yapıtların da içeriğini oluşturmuştur ifadesi nereden çıkıyor? Bakın bu da şuradan itibaren ev ve yuva yazarların üzerinde en sık durduğu konulardan dolayı gelmiştir diyor. Buradan da E seçeneği çıkar arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Ulaşılamayan arkadaşlar ev veya yuva ortamında bireyler birbirlerinin yanlışlarını hoş görürler ifadesi çıkmıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 36. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. Karşılaştırma nerede var arkadaşlar? En temel ihtiyaçlardan demiş. Diğer ihtiyaçlarıyla karşılaştırıyor. Buradan A seçeneği çıkar. Bunu elemiş olduk. Tanık gösterme demiş arkadaşlar. Bu nerede var? Bakın şuradan itibaren aldığımızda Maya Angelou'nun sözü yer almış. Buradan dolayı biz buradan B seçeneğini çıkarırız. Tanık gösterme vardır. Bunu da elemiş olduk. Dolaylı anlatım demiş arkadaşlar. Bu nerede var? Goethe en mutlu kişinin evinde huzuru bulan kişi olduğunu belirtmiş ifadesine de dolaylı bir anlatımın olduğunu görüyoruz. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz arkadaşlar. Devrik cümleler demiş. Bakın devrik cümle nerede var arkadaşlar biliyor musunuz? Tam şurada duymuşuz ifadesinin yer aldığı yerde yüklemin ortada olduğunu görüyoruz. Buradan da D seçeneğini çıkarırız. Bunu da elemiş olduk. Kişileştirme arkadaşlar bu paragrafta yok. Bundan dolayı doğru cevabımız da E şıkkıdır. 37. soru bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. A seçeneğinde çağının önde gelen yazarlarından olduğuna demiş. Nerede var arkadaşlar bu? Bakın şurada. En yetkin kalemlerden biridir demiş. Buradan arkadaşlar A seçeneği çıkar. Bunu elemiş olduk. Yapıtlarının benzersiz bir öze sahip olduğuna demiş. Bu nerede var? Bu da özgünlüğü ve biricikliği tartışmasız ortadadır ifadesinden bunu çıkarırız. Buradan da B seçeneğini elemiş olduk. Edebiyatta geçici zamanlarla ilgilenmediğine demiş. Bu var mı peki? Bu da var arkadaşlar. Bakın edebiyatın şimdisiyle ilgilenmez demiş. Bu da var arkadaşlar. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Dünyadaki oyalanmayı gelenekçi bir sesle anlattığına demiş. Bu nerede var? Bakın burada geleneğe bağlı bir sese çapa atmış. Dünyadaki eğleşme halinin temelini bir suyun titreşimini gölgesi gibi yeniden eskinin yeni felsefesiyle yansıtmaktadır diyor. Buradan da biz E seçeneğini çıkarırız. Bunu denemiş olduk. Ama arkadaşlar eserlerinin derin anlam katmanları içerdiğine dair bu parçada bir şey göremiyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 38. Bu parçada geçen geleneğe bağlı bir sese çapa atmak sözüyle anlatılmak istenen nedir demiş. Arkadaşlar zaten sözcük açık. Parçayı okumaya hiç gerek bile yok. Gelenekçi bir duygu ve düşünce işlemek bakın olabilir çapa atmış diyor. Eskide kalmış. Geleneği sürekli dile getiren anlamında kullanılıyor olabilir. Eski yazarlardan yararlanmaya çalışmak tam karşılamıyor. Geleneğin içinde yeni ürünler elde etmek bu da değil. Yapıtlarında geçmişten kopmamak bakın bu olabilir, bu da dursun. Kanıksanmış yani kabullenilmiş düşünceleri tekrar vurgulamak bu da olabilir. Ama bize ana düşünceyi soruluyor arkadaşlar. Geleneğe bağlı bir sese çapa atmak demiş. Bakın bir sese çapa atmak. Ses nedir? İnsanların duygu ve düşüncelerini aktardığı en önemli unsurdur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 39. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir diyor. Bakalım. Çocuğun bütün gelişim alanları üzerinde etkili bir role sahip olan oyun, sevgiden sonra gelen ikinci önemli ruhsal ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında sevgiden yoksun bir çocuğun hem erken yaşlarda hem de yetişkinlik döneminde yaşayacağı problemlerin giderilmesi ne kadar zor ise oyun ile meşgul olmayan bir çocuğun da yaşayacağı sıkıntıları gidermek
o derece güç olacaktır. Oyunla meşgul olan çocuğun duyguları keskinleşir, yetenekleri ve becerileri artar. Çünkü oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Çünkü çocuk oyun yoluyla zihnini, kaslarını, hayal gücünü ve sosyal becerileri geliştirirken aynı zamanda da görüp duyduklarını, deneme ve öğrendiklerini pekiştirme fırsatına da sahip olur demiş. Bakın arkadaşlar, çocuk gelişiminden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Eğitimde oyunun rolü kısmen olabilir gibi, çocuğun gelişiminde oyunun rolü, aradığımız cevap budur. Çocuğun gelişiminde oyunun rolünden bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. 40. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde oyunun işlevinden söz etmektedir diyor. Bakın arkadaşlar, demin parçayı okumuştuk hatırlarsanız. 3'e bakalım. Oyunla meşgul olan çocukların duyguları keskinleşir, yetenekleri ve becerileri artar demiş. Burada vardı. Bir de arkadaşlar 5 numaralı cümleye bakalım. Çünkü çocuk oyun yoluyla zihnini, kaslarını, hayal gücünü ve sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda da görüp duyduklarını, deneme ve öğrendiklerini pekiştirme fırsatına sahip olur demiş. Bu da oyunun işlevidir arkadaşlar. Bundan dolayı 3 ve 5 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.